devam baş puanla ama 2000 daha devam edecek. Biraz önce yetkililerle görüştük, birçok firma yetkilileriyle. Bugün daha iyi olduğunu söylediler, hem müşteri hem ziyaretçi anlamında. Siz nasıl gördünüz ikinci günü? Evet, bugün havanın da iyi olmasıyla beraber daha iyi gerçekten. Dün biliyorsunuz sabahtan biraz yağmur vardı, biraz da soğuktu. İlk gün açılıştı protokolü. İnsanlar tabii bu telaşlardan da hani profesyonel ziyaretçi bunlardan da çok şey yapmak istemiyor, uğraşmak istemiyor. Bugün gerçekten düne göre bir %40, %50 bir artış var, bir kalabalık var. Biz yarın ve öbür gün daha da artacağını, bunun ivmelenerek devam edeceğini görüyoruz. Hep bizim geçmiş yıllarda da rakamlarımıza baktığımızda her bir gün bir evvelkinin bir tık daha üstüdür. Yani ikinci günü birinciye göre biraz daha iyidir, üçüncü gün ikinciye göre biraz daha iyidir. Finalde cumartesi en kalabalık ziyaretçi günümüz olur. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Geldiğiniz için Denizli'den, bizlere destek verdiğiniz için biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben de ya. Aha. Murat Bey. Evet Murat Bey, fuara ne kadar katılımcı, kaç kişi bekleriz? Bu sene fuara 311 tane markayla katılım gerçekleşti. Evet. Ziyaretçi olayına baktığımızda yurt dışı ziyaretçisi geçen seneye göre daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Trofet ve Aktop'la özel iki tane anlaşma yaptık. Biliyorsunuz Aktop Antalya ve Akdeniz bölgesinin en büyük kurumlarından bir tanesi. Bize ziyaretçi anlamında destek veriyor. Aynı şekilde Trofet 81 ilden fuarda tanıtımını yaptı ve 81 ilden fuara sektör duayenlerinin temsilcilerini davet etti bizim için. Onun dışında biz de geçen senede harcanan yurt dışı bütçelerini arttırarak yurt dışından daha fazla ziyaretçi getirmeye çalıştık. Bu sene 13 farklı ülkeden ziyaretçi getirmeyi başardık. Biliyorsunuz bu sene zor bir seneydi Türkiye için. Baktığınızda işte Fransa'dan, Umman'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, İran'dan, Azerbaycan'dan, Romanya'dan, Sudan'dan, Bulgaristan'dan 13 farklı ülkeden ziyaretçi getirmeyi başardık. Bu gerçekten böyle bir yıl için iyi bir rakam. Peki ülkeler bazında değerlendirecek olursak hangi ülkelerden ne kadar ziyaretçi geldi? Şimdi onun rakamları bende aslında yazılı ama şu an hani... Ya da ağırlık olarak... İran. Bu İran. Sene, İran, Sudan ve Umman bu sene öne çıkanlardan. Bulgaristan'dan da iyi bir heyet geldi. Onun dışında işte Polonya ve Azerbaycan'dan da gerçek anlamda bir ziyaretçi delegasyonumuz Peki vardı. Peki bu İran veya Sudan, işte Afganistan gibi ülkelerin bu ağırlık, bu fuara ağırlık göstermesinin nedeni ne? Sebebi nedir? Fuara buraların ağırlık göstermesinin sebebi biraz da Avrupa'da ülkelerin genel konjonktürden dolayı biraz Türkiye'ye gelmeye çekinmelerinden dolayı diye tahmin ediyorum. Evet. Ama bu ülkelerdeki insanlar Türkiye'ye kültürel ve tarihsel bağları var. Oralarda yapılan çalışmalar, özellikle Kara Afrika'sı, Afrika, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, bu ülkelerde yapılan çalışmalar gerçekten meyvelerini veriyor. Biz de Avrupa'daki çalışmalarımıza ek olarak bu ülkeleri de gerçekleştirdik. Avrupa'dan, Fransa'dan bir delegasyon geldi. İşte Polonya vardı, Bulgaristan vardı. Onun dışında hani bireysel ziyaretler tabii ki var. Almanya'dan, işte Avusturya'dan, Belçika'dan, ama bunlar bireysel boyutta. Delegasyon anlamında baktığımızda bu bölgeler daha kuvvetliydi bu sene. Peki katılımcı firmalara gelen, gerçi fuarımız ikinci günü de şu anda da açıldı. Ekonomik olarak döngüsü ne olur? Bunu katılımcı firmalarımız bize söylemiyorlar. Söylemekte imtina ediyorlar. Onun için hani bizim tahminlerimiz olabilir ancak. Geçen evet. seneki tahminlerimizden 5 milyon avroluk bir para hareketinin, bir ciro'nun, bir satın almanın gerçekleşeceğini biz tahmin edebiliyoruz. Çünkü katılımcılar anketlere çok net cevap vermiyorlar. Tabii bunları biraz da firmalarının kendi ticari yaklaşımlarıyla alakalı. Biz kendi ticaretimizi paylaşmayalım diye düşündükleri için bu rakamları bize paylaşmıyorlar. Evet, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.